Hamamın o küçük taşları. Buranın içi su dolu. Evet. Bak bu şekilde örneği var burada. Buraya gelirsen göreceksin. Üstü kapalı. Altından su dolaşıyor. Ama bayağı bir katman var. Evet. Yani bunlardan bir tanesi soğukluk, ılıklık, sıcaklık olarak geçiyor. Hani bir anda böyle sıcağa girmiyorsunuz. Hemen Odeon'un, bakın buranın yanına yapılmış. Tabii sonradan yapıldığı belli. Yani burasını Romalılar kullanmış. Bir türlü daha çeşmeye gidemedik. Yani o kadar çok yer var ki gezmek için. Hadi bakalım. Bakın hamamın içerisinde açık bıraktıkları su boruları. Az önce bulmuştuk ya. Ve şu bağlantı yerlerinde, ek yerlerinde de bir katman var. Sanırım o da su kaçırmaması için. Ama hani alçı gibi bir şey sanki, beyaz. Bakın buralardan bu şekilde dönüyor. Buradan da böyle gidiyor. Buradan yukarı gelmiş. Arka taraftan da çıkışı vardı. Ama birçok hamam gördük. Bu kadar sağlamı yok. Yani şu yerdeki döşemeleri bile güzel. Tabii devşirme taşlardan yapıldığı belli bakın. Aa. Bir yerler kırılmış, yapılmış. Alttaki şeyi gösteriyor. Çıkış mı? İşte suyun gittiği yer de böyle işte. Oradan bağlanıyor bir ortamına göre. Evet. Logal. Daha neler bulacağız? Bunları böyle daha süslü taş kapaklar yapıyorlar. 8 köşeli şöyle şeyi varmış. Hı-hı. Kapağı. Süslü kapağı varmış ya. Başka da görünmüyor. Hadi bakalım. Tiyatroya geldik şimdi. Odeon'dan sonra. Şimdi Odeon'da 5 tane kapı vardı. Burada da 5 tane var. Bakın şu tabelanın arkasındaki 1. En sağlamlarından biri şu 2. Şurada olsa 3. 4 ve ileride 5. Yani genelde tiyatroların bir tane kapısı olur ya da üstte altta. Bunda 5 tane kapı var. Öyle bir de özelliği var buranın. Burası da çok büyük bir tiyatro değil. Ama tahmini 5 ila 8 bin kişi arasında. Burası alıyor. Hemen şöyle bakalım. Zaten diğer antik kentleri gezerken de birçok tiyatro gördük. Şu anda sahne alanının bulunduğu yerdeyiz. Bakın yukarıda yine bir seyirci girişi var. Tabii burası bayağı yıkılmış. Hani buraya bir restorasyon lazım. Bayağı bir yıkık. Diğerleri bu kadar değildi. Bakın hatta toprak altında olan yerler dahi var. Yukarıdan açmışlar ama çok değil. Evet. Azıcık azıcık. Bakın sahne alanının alındıkları da hep yerde. Ve şunu da söyleyelim. Burası halen kazı çalışması devam eden bir antik kent. Şimdi gidiyoruz. Çeşmeye doğru gidelim. Çeşmeyi gösterelim. Akşam olmadan önce. Agora'yı gösterelim. Agora'yı gezelim. Agora'yı da gezmeyi istiyorum. Bakın tam çeşmemiz. Şurada yanına gidelim. Sizi de
Orası ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Bu arada tiyatronun manzarası şöyle bir ova. Bakın şöyle. Ne kadar görülebilir bilmiyorum ama tiyatrolar hep böyle manzaralı yerlere yapılıyorlar. Hadi gidiyoruz. Çeşmenin bulunduğu yere geldik. Şimdi şuradaki merdivenlerden yukarı çıkacağız. Bakın iki farklı giriş yöntemi var. Buradan hop çeşmemize doğru gideceğiz. Burası sadece bir çeşme değil, su dağıtma yeri olarak düşünün burayı. Yani buradan şehrin çoğu yerine su gönderiliyordu. Bak. Şimdi merdivenlerden çıkıyoruz. Bu merdivenler orijinal diyebiliyorum. Hadi bakalım. Çıkarken sol tarafta yine sonradan yapılmış bakın. Yalak gibi bir yer var. Bir çeşme gibi bir şey yapılmış. Dostlar şu an çeşmeye geldik. Söylediğim gibi burası Türkiye'de iki tane olan yerlerden bir tanesi. Antik kentler içerisinde suyu akan orijinal çeşmelerden. Bir tanesi Sagalassos'ta, bir tanesi de şu an bulunduğumuz Kibriya Antik Kenti'nde. Şu an akan su da tamamen orijinal kaynağından buraya getirilmiş. Ve bu çeşme daha sonradan bir eklenti yapılmamış bu çeşmeye. Yani burada kırılan dökülen ne varsa ayağa kaldırılarak bu çeşme oluşturulmuş. Ve bakın, bak o kadar güzel şeyler var ki. Mazgal tamamen orijinal, hiç bozulmamış bu. Aslan ağızlarından yine su akıtılıyor. Burada görmüş olduğunuz iki tane heykelcik var bakın ağızlarından su gelen. Bunlar imitasyon. Bir tanesi Herkül, diğeri de şarap tanrısı Dionysos olması gerekiyor. Onları da küpler üzerinde yapmışlar ve ağızlarından su gelen bir çeşme oluşturulmuş. Burası sadece böyle bildiğiniz bir çeşme değil. Buradan su dağıtmışlar şehre. Ve belki de hayatınızda ilk defa böyle bir şey göreceksiniz ki benim öyle oldu. Bu kadar karmaşık bir boru sistemi muazzam olamaz yani. Bakın şimdi. Şuraya bakın. Böyle bir şey olabilir mi? Çeşmeden çıkan borulara bakın. Alttan giden, üstten giden şurada bir ek yeri gibi yer var. Görüyor musunuz? Muazzam bir şey. Şöyle. Buradan böyle gidiyor. Diğeriyle birleşiyor. Ama çok güzel bir yer. Ve altında halen kazılmamış yerler var. Ben bunu göstermem lazım. Bu kadar geldiysen buraya. Bakın suyun birleştiği yer tabii çatlamış. Buradan bu şekilde devam eden bir yapı var. Böyle bir şey görmemiştim. Bakın çeşme burada. Suyu buradan dağılıyor. Ve artık şehrin diğer yerlerine gidiyordu. Büyük ihtimalle evlere bir bağlantı değildi ama sokaklarda bulunan çeşmelere olsa gerek bağlantılar buradan yapılmış. Çok güzel değil mi? Belki bunların uçları bulunabilse halen gittiği yerde ortaya çıkabilir yani. Çok güzel. Bakın şimdi çeşmenin içini görelim. Bayağı da derin. Su da buz gibi. Şu karşılarında bakın küçük heykelcikler var. Su ilk önce oraya, oradan buraya doluyor. Ve bizim insanımız her zaman gibi içerisine para atmış, dilek dilemiş. Zaten bir kuyu görmeye kalksın hemen içerisine para atalım, dilek dileyelim. Bir ağaç görür, hemen bir şey bağlayalım böyle, dilek tutalım. Bu da var abi. Değişik.
Çeşmeyi gezdikten sonra şu an geldiğimiz yer Agora, yani çarşı pazar yeri. Bakın kapısı da şöyleymiş. Kapıdaki desenlerini görebiliyor musunuz? Şöyle bakın, figürler var, aslan figürü var. Çeşitli hayvanlar, hatta şurada bir tane kartal var bakın. Kanatlar, kafa, bir figür. Burası giriş kapısı. Hop girdik Agora'nın içine. Çarşı pazar yeri. Çoğu antik kentte bu zaten var ama burası bir yıkım görmüş. Yıkım gördükten sonra burayı tekrar onarmamışlar. Aşağı bir yere başka bir tane daha yapmışlar. Öyle bir bilgi söylemişti Ümit Hoca. Ama burada size göstermek istediğim en güzel şey şuradaki balık havuzu. Bakın şurada. Hani günümüz balıkçıları nasıl tezgahlarına balıkları koyuyorlarsa, burada da canlı balıkları sergilemişler. Buradan gelip geçenler balıklarını taze taze buradan almışlar. Bakmışlar, beğenmişler. Bakın. Suyu da geliyor. Buraya şöyle ilk başta baktığınızda ya bu ne diyor insan, ama değil. Burası bir balık havuzu. Canlı canlı. Çok güzel düşünülmüş. Bakın burası onarılmış. Söylediğimiz gibi suyu da var. Bakın buradan da bir girişi var. Diğer taraftan da var. Bir gün şuraya bakalım. Oo. Şuraya bakın. Ya bu şehir gerçekten çok büyük olduğu için su ihtiyacı da fazla. Yani çeşmeymiş. Oralara bakın. Buraya kadar geliyor. Burada bir var. Ağzı var. Burada var. Hepsinde bak oyuklar varmış. Burada var. Burada. 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 Bakın şu küçük yerlerin hepsinde varmış. Yani buradan nereden baksanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 burada var. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane. Evet, burası büyük ihtimalle şehir çeşmesi olabilir. Çünkü pazar buradaysa insanlara su lazım. Böyle hiç görmemiştim. Çok güzel. Bu da şuradaymış büyük ihtimalle. Bunun altında. Bu yalak gibi bir şey değil mi? Evet. Şunun altındaymış. İşte buraya su doluyor, bunun akıyor. Belki buradaymış. Belki hepsinin altında vardı, bilmiyoruz. Evet. Yoruma açık. Şuradan da bir giriş yeri var. Giriyor mu? Çıkıyor. Gidiyor mu? Yani hiç böyle bir yer görmemiştik. Nereden geliyor? Hani çeşme bizim şu an yukarıda kaldı. Orası hani kot olarak yukarıda olduğu için büyük ihtimalle buralarda o suyu basıyordur. İnsanlar onu kullanıyordur. Buradan da bir kapısı varmış. Aynı diğer tarafta olduğu gibi. Aslında çok güzel. Oradan giriyorsunuz, buradan çıkıyorsunuz. Veya buradan gir, oradan çık. Alışverişini yap. Ondan sonra da keyfine bak. Güzel. Çift taraflı dükkan var. Amen. Evet. Yani belki günümüz pazarları bile bunların yanında sönük kalır. Bunlar neyi nerede arıyorsanız orada varmış zaten. Güzel. Devam ediyoruz. Bakalım farklı ne göreceğiz. Haydi. Bakın gezerken hop bir fırın bulduk. Bakın günümüz fırınlarında aynı. Tabi bu da antik döneme ait olmayabilir. Ama bunun hakkında pek bir bilgimiz yok. Bakın burada pişirmişler, ekmek yapmışlar. Aynı günümüz fırınları gibi. Bu tuğlaların ismi neydi? Ateş tuğlasıydı değil mi? Evet. Ateş tuğlası. Bakın bir fırın burası. Hayır, bunlar güzel. Da dükkanlardan bir tanesi. Girişte burada. Buraya gelirdi ekmek, poğaça, pide satıyor. Acaba bu girişlerinde hani burası tabi biliyordur insanlar buranın fırın olduğunu, ama zamanında böyle tabela kullanmışlar mı, ya da bir taşın üzerinde işli miydi? Onu insan merak ediyor. Yalnız bu bakın devşirme taşlardan kullanıldığı için antik döneme ait olmadığını direkt artık çıkarabiliyoruz antik kentleri geze geze. Bunu öğrendik. Bazen de şu taşların üzerinde hani böyle çocuklar oyun oynasın diye bazı işaretler var. Mesela bunlar değil ama mesela dokuz taş oyunu için vesaire bazı antik kentlerde bu var. Mesela oturuyor iki çocuk buraya, burada oyun oynuyorlar vesaire. Gezerken de onlara bakmaya çalışıyorum. Belki denk gelirim, görürüm diye. Ama şu an için göremedik. Hadi bakalım devam. Üst kısımlarına bakın, alındıklarına. Buralar üstünün kapalı olduğunu hayal edin. Şuraya bakın. Ne estetik ama.
Ne estetik, ne emek. Biz mi ilerideymişiz, bu adamlar mı ilerideymiş? Düşündürücü. Agora'dan sonra hemen Agora'nın girişinde size gösterdiğimiz yol ana cadde. Burası stadyona kadar, ilk başta gezdiğimiz yere kadar ulaşıyor. Bakın şöyle basamakları var. Hatta bazı yerlerinde bakın şöyle burada sanki kapatılması için oyuklar var. Belki de zamanında buraları istedikleri zaman kapatabiliyorlardı. Kapı oyukları gibi yerler var. Şurada ilginç bir şey gördük. Hani az önce bahsetmiştim ya. Çocuklar hani böyle oyun oynayacağı yerler olur ya merdivenlerde. Yastıkları var. Bakalım bu öyle bir şey mi? Şu yoksa yeni bir şey mi? Nasıl anlaşılır ki? Eski abi. Değil mi? Sanki hani bir tarz oyun burada. Olabilir. Oynanıyormuş gibi duruyor. Ha, küçük çocuklar için. Neden olmasın ki? Olabilir. Bu yol bu şekilde devam ediyor. Bak burada da böyle değişik bir şey var. Görebildin mi? Bak. Bak bu kasten yapılmış buraya. Ama ne? Nerede? Ha şu. Kanalizasyon gibi mi? Olabilir. Vaa. Wow. Sisteme bakın. Dostlar. Buna bakın. Vaa. Wow. Kanal geçiyor aç. Şunun altında. Ne kanalı? Şuraya bakın. Hani sadece su kanalı olarak da düşünmemek lazım. Kanalizasyon da olacak. Çünkü burada sadece 30 bin asker var. Artık halkla birlikte çok daha büyük bir kalabalık. Hani iki oy hakkına sahip bir şehir burası. Büyük yani. Burası şuraya bak. Dediğim gibi kanalizasyondu herhalde. Yağmur gider, su gider. Olabilir. Şu sisteme bakın arkadaşlar. Böyle bir yapı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belki sağında solunda var. Hani taşların altında hani buradan yürürken böyle bir şey olduğunu bilmiyorsunuz altında. Çok güzel ya. Yapılmış, yapmışlar ya. Evet, bakın buradan. Çeşmeyi hatırlayın en yukarıda oradan. Buradan suyu bastıklarını düşünün. Nereye gidiyor? Aşağı kısımlara, stadyona. Söyleyecek söz yok yani. Gerçekten söyleyecek söz yok. Evet. Devam ediyoruz. İçme attı. Kanalizasyon attı. Şurada. Hepsi. Bakın şöyle kamerayı açık sokayım. Kanalizasyon ya da atık su gideri olabilir. Ve hepsi gizli. Haydi bakalım devam ediyoruz. Kenti gezerken böyle gezdikçe yürüyemiyorsun. Farklı bir şey görüyorsun. Onu da çekeyim, onu da göstereyim. Bakın bu da bir antik mazgal. Şöyle açalım. Tutabilecek miyim? Bakın şuradan bir giriş var. Buradan var. Buradan. Bunlar tahliye de olabilir. Giriş olarak düşünmeyin. Çünkü burası merdivenler. Yağmur yağdığını düşündüğünüzde artık şelale gibi buradan aşağı akacak su. İnsanların yürümesini engelleyecek. Buradan belki de aşağıda görmüş olduğumuz o kanalizasyon yapısına bir bağlantısı vardı. Çok güzel. Bunu düşünmüşler yani. Dostlar şimdi videomuzun son kısmında sizlere nekropol yolunu gösteriyorum. Bakın burası bu şekilde ilerleyen ve ileriden stadyona çıkan yol. Bu yolun hem sağında hem de solunda light mezarlar ve anıt mezarlar var. Bu mezarların isminden dolayı buraya nekropol yolu deniliyor. Aynı zamanda bu kent gladyatörler kenti olduğu için ölen gladyatörlerin mezarları da buralarda bulunuyordu. Aynı zamanda Burdur Müzesi'nde de sergilenen kabartmaları var. O kabartmalar da bu kısımdan bulunmuş. Gördüğünüz gibi birçok yerde light mezarlar mevcut. Buradan yürüyüş yapıp yukarı stadyona doğru çıkabilirdiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir başka yerde, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Burdur Gölhisar Kibriye Antik Kenti'nden selamlar, saygılar. Bye.